İşte bu. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere evde bulabileceğiniz malzemelerle çok kolay börek tadında bir kaşık dökmesi tarifi vereceğim. Çok lezzetli, çok harika. Kesinlikle yapmanızı öneririm. Çok pratik. Herkes yapabilir. Malzemelerimiz nelerdir? Biraz patates rendelenmiş. Çökelek olur, peynir olur, lor olur. Böyle bir su bardağı kadar. Ondan sonra biraz tuzumuz var, bir bardak unumuz var, bir bardak yoğurdumuz var, iki tane yumurtamız var. Şöyle bir yarım çay bardağından az zeytinyağımız var, maydanozumuz var. Bunları kullanacağız. Sonra kabartma tozumuz var bir paket. Şimdi malzemelerimizi saydıktan sonra şimdi yapmaya başlıyoruz. Öncelikle şöyle bir karıştırma kabı alıyoruz. Çırpma teli. Bir su bardağı yoğurdumu ekliyorum. Şöyle. Daha sonra iki tane yumurtam var. Bunları kıracağım. Şöyle içine düşürmeden. Bir ve iki. İki yumurtamızı ekledik. Biraz çırpalım. Şöyle yoğurdumuz topaklaşmasın diye. Evet, şöyle sarımsı bir görüntüsü var şu anda. Ardından patatesimiz var. Rendelenmiş şu şekilde. Orta boy patates kadar bir şeydir yani. Şöyle patatesimizi de ekliyoruz. Güzel bir şekilde. Onu da karıştırıyoruz. Daha sonra lor peyniri olur. Peynir olur, çökelek olur. Ben burada çökelek kullanıyorum. Dediğimiz ya, evde bulabileceğimiz malzemeler yani. Ekstra bir malzeme aramıyoruz. Onun için bu tür malzemeleri kullanıyoruz. Daha sonra maydanozumuz var. Biraz maydanoz ekliyorum. Ondan sonra şurada bir tatlı kaşığı kadar tuz kullanıyoruz. Ondan sonra standart paket. Şöyle bir kabartma tozu kullanıyorum. Hamur kabartma tozu. Şunu açıyorum. Şöyle serpiyoruz. Ondan sonra bir su bardağı un var. Hamurunuz cıvık falan gelirse biraz daha un katıp biraz daha katılaştırabilirsiniz. Unumu ekliyorum. Sonra bunu bir güzel karıştırıyoruz. Evet, ardından biraz zeytinyağımız var. Zeytinyağımızı da ekliyoruz. Şöyle bir güzel dibini de sıyıralım. Tasarruflu olmak lazım tabii bu devirde. Onu da koyuyorum. Şöyle acayip mükemmel bir görüntü ortaya çıkıyor şu anda. Şöyle karıştırıyoruz. Sanırsam biraz cıvık oldu. Hafif biraz daha un ekliyorum. Biraz daha sert bir hamur elde etmek istiyorum. Biraz daha karıştırıyoruz. Az bir şey daha. Evet. İyice karıştırıyoruz. Az bir şey daha. Çok fazla koymuyorum çünkü fazla gelirse, sert olursa onu çıkaramam. O yüzden azar azar koymaya çalışıyorum. Evet. Sanırım bu kadar yeterli. Bakın böyle bir hamur elde ettik. Evet, şimdi malzememizi hazırladık. Çırpma telini çıkarıyorum. Benim ihtiyacım olan şöyle bir kaşık. Bunu pişirmek için şununla pişireceğim. Şöyle tavaya koyacağız. Şimdi malzemem tamam, sıra geldi. Tüpe geçiyoruz. Tüpte tavamızı koyup yağımızı ekliyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi sıra geldi pişirmeye. Tavamızı şöyle üstüne koyuyoruz. Şunu da şu tarafa alayım. Şöyle iyice gözüksün. Ondan sonra biraz sıvı yağ alıyorum. Biraz çok yağ kullanmıyoruz. Böyle dibine hafif serpecek şekilde. Böyle bir yağ kullanıyoruz. Az bir şey daha döküyorum. Evet, bu kadar yağ ekliyoruz. Bu kadar yağ yeterlidir. Evet, yağımız kızdığına göre şimdi kaşık dökmemizi dökebiliriz. Şöyle boyutunu kendimiz ayarlayabiliriz. Ne kadar istiyorsak şöyle alıyoruz. Tavaya yerleştiriyoruz. Sonra hafifçe yayıyoruz. Şu şekilde. O biraz çok oldu. Şöyle
yarım kaşık şeklinde alıyoruz. Yayıyoruz. Bir tane de şuraya koyayım. Evet. Şimdi bunun kızarmasını bekleyip ters düz edeceğiz. Şöyle dibine bakıyorum, bakın hemen sertleşti. Şöyle bu tarafı kızarsın, sonra çevirip diğer tarafını kızartacağız. Bir tanesini bakın çevirdim, nasıl üstü kızarmış, nar gibi. Şimdi diğerini çevireceğim. Şöyle hafiften dibine yapışabilir, onun için nazikçe çeviriyoruz. Bu biraz büyük oldu tabi. Şöyle şunu çevireyim. Aha şöyle alıyoruz. Bu biraz büyük oldu. Tabi biraz olmadı. Bir döküm olduğu için ayarlayamadım. Sonra bunu da çeviriyorum. Bakın nar gibi kızarmış şu anda. Şu anda diğer tarafını da iyice kızartıyoruz. Şimdi bakıyoruz sanki pişmiş diye. Şu pişmiş. Şunu fazla yakmadan geri alıyoruz. Bunu biraz daha pişirelim. Şunu alacağız. Şu pişmiş şu anda. Şöyle göstereyim ben size. Bakın. Dumanlar yükseliyor üstünden. Oo, 10 numara. Nefis bir kahvaltılık tarifi. Şunları alıyorum. Bir daha pişenleri. Şunu bir daha çevireyim. Şuna bakalım. Evet, şu biraz büyük oldu. Biraz dağıldı bunu. Tam tutturamadık. Şuna da şu şekilde biraz pişsin. Ondan sonra kalan hamurumuzu kullanmak için tekrar biraz yağ ekliyoruz. Yağ içine çekiyor. Şöyle. Şöyle azar azar. Yağ fazla kullanmadan şunu alıyorum. Yağımı dağıtıyorum. Şöyle. Daha sonra tekrardan aynı işlemleri pişirmek için devam ediyoruz. Şöyle azar azar alayım. Biraz çok oldu. Şöyle. Burada dökme işlemi tabi sizin marifetinize kalmış. Yeteneğinize kalmış. Ne kadar yetenekliyseniz o kadar değişikliği yaparsınız. Şöyle ekliyoruz. 10 dakikada böyle güzel bir kahvaltılık menüsü hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bunun da pişmesini bekliyoruz. Evet, sanırım bir tarafı pişmiş olması lazım. Şimdi bir çevirelim. Yakmadan güzel bir şekilde pişirmeye çalışalım. Şöyle aldım, çeviriyorum. Bakın. Hemen pişiyor yani. Öyle çok beklemenize, zaman kaybetmenize gerek yok. 5 dakikada çok güzel kaşık dökmesi yiyebilirsiniz. Şunu alıyorum, çeviriyorum. Oo, 10 numara, 5 yıldız, nefis gözüküyor. Şuradan bir tane alalım, bakalım nasıl olmuş. Şöyle güzel pişenlerden. Evet, şunu alayım. Şöyle, bakın, şöyle gözüküyor. Çeviriyoruz. Bunu sadece masaya koyun, tabağa koyun. Ondan sonra yanına güzel bir çay ya da kahve. Nefis gider. Süper bir şey yani. Harika. Evet, şimdi bakıyoruz bunlar da pişmiş mi diye. Biraz yakmayalım. Şöyle. Evet, bakın. Güzel güzel pişmiş. Orta kısımlar biraz kaydı tabii biraz. Şöyle harika bir lezzet. 10 numara 5 yıldız. Evet arkadaşlar, bunlar da piş. Yani bu yaptığım iş toplam 10 dakikayı bulmadı. Haberiniz olsun. Öyle çok uzun bir süre, zamanınızı alacak bir süre değil. Hemen 10 dakikada bu işi hallediyorsunuz. Şöyle iyice çeviriyoruz. Bakın. Hiç dağılmıyor, görüyorsunuz. Bakın. Şöyle. Hoppa. Yap. Evet. Bir daha. İşte bu. Şimdi bunları da alalım bu tarafa. Şöyle.
Son biraz hamurumuz kaldı. Ona da az bir şey bir yağ ekliyoruz. Şöyle. Yağ koymazsak yanar arkadaşlar. O yüzden yağsız olsa daha güzel olur ama. Şimdi bakın burada az bir şey hamurumuz kaldı. 2-3 tane falan çıkar bundan da. Şöyle. İyice dibini sıyalım. Şöyle aldık. Evet, bunu da pişmesini bekliyoruz. Ardından afiyetle yiyoruz. Evet arkadaşlar, müthiş börek tadında kaşık dökmemiz hazır. Siz de bu tadı beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. İyi günler, kolay gelsin diyoruz. Afiyet olsun. 10 numara, çok güzel, harika.